Yine mi geldiniz lan siz? Oldu olacak karakola bir kat çıkalım. Siz üst kata taşının. Asansörle inin çıkın. Aa, gayet mantıklı komiserim. Evet, muhit de güzel. Hamama da yakın olabilir. Ya kardeşim sen niye ortalıkta böyle geziyorsun? Giysene şu elbiseleri üstüne. Elbiseler benim değil ki komiserim. Esin'in babasının. Elbiseleri sende. Peki bu kızın babası nerede? Ha, o hamamda. Uyuyor. Böyle yumuşak ya, böyle sıcacık ya ortam. Uyudu kaldı. Ne yapsın? Açın kapıyı, çıkarın beni buradan! Alo! Kimse yok bu arada! Açın kapıyı! Çıkarın beni buradan! Nerede bunlar? Kızımı nereye götürdüler? Kızım nerede? Alo! Komiserim, şu prizi kullanabilir miyiz? Ne için? Telefon şarjı mı? Yok, telefonla alakalı değil. Elektroşoku bağlayacağız da. Şey değil, problem değil. Az yakıyor yani. Devlete fazla külfet olmayacağız, merak etmeyin. Birden alınca be ya. Düşük voltaj. Sizin de ihtiyacınız varsa hastalık olarak tedavi edebiliriz. Esnaf ikramı olarak yemin ederim fizik tedavi de biledir. Sigorta... Yeter be! Akıl hastanesine çevirdiniz lan burayı. Her gün çoğalıyorsunuz. Allah Allah, biz kendimiz mi geldik sanki? Seni polislere tuttu getirdi komiserim. Ne bağırıyorsun ya? Kızcağızı korkutacaksın ya. Bu kız iki kere şey yaptı ya. Kafa gitti bu kızda ya. Şimdi benimki de gidiyor. Beni de zıvanadan çıkardınız ya. Hepinizin nezareti atarım. Atamazsınız. Bir sabah kefaletle çıktık. Kefaletle çıktık. Paramızla dolaşıyoruz biz komiserim. O paralar yandı gitti. Şimdi siz yanacaksınız. Ya komiserim, gözünü seveyim. Biz şu krizi bir kullanak da ondan sonra ne yapıyorsa yap ya. Ne elektroşoku lan bu? Nasıl yapacaksınız? Efendim, aslen akupunktur ilmidir. Biz Batı'nın teknolojisiyle onu birleştirdik. Esin Hanım'ın elektrikleri devre dışıydı. Kimse elektrik alamıyordu. Ben onun devrelerini yerine getirdim. Kendisi sosyal hayata kavuştu. İnşallah babasına da kavuşacak be ya, değil mi kız? Komiserim, yalan. Bunların anlattıkları her şey yalan. Bunlar bir araya geldiler, babamdan fidye istemek için beni kaçırdılar. Babamı da hamama gizlediler. Adam oraya kapattılar fidye almak için babamdan beni kaçırdılar. Şimdi ben konuşmayayım diye de bana elektrik vermeye çalışıyorlar. Komiserim ne olur kurtarın beni. Ne diyorsun sen be ya? İftira kabul etmiyorum ben. Lavre, şefkat. Oğlum kız kendine geldi, o daha önemli bence. Kız kendine geldi diyorum. Kız kendine geldi. Önemli olan buydu yani. Kutma usta. Orası benim yerim. Kalk kalk. Kamumalı burası be ya. Senin yerin benim yerim var. Çok sağ ol. Allah kahretsin. Nereden başımıza bela aldık şu kızı ya? Keşke akıl hastanesinde kalsaydı, hiç kurtarmasaydık ya. Yani. Lanet olsun onu tanıdığın güne. Cevdet Bey de gazın kralına çaktı gitti maşallah. Gördün mü Sevkat? Allah bizi o kızın şerrinden korumak için onun aklını almış. Madem o. Sen de bana kızıyorsun. Dosttan zarar gelmez oğlum. Ama tabii ki senin gönül gözünde öyle bir kapasite yok. İbret al, ben seni korumak istedim. Ve bundan sonra da lütfen kıymetini bil. Kes Niko, kes. Kes. Şu hayatta en korktuğum şey başıma geldi. Seninle aynı nezarete düştüm. Ha bundan beteri seninle aynı cezaevine düşmek olurdu. Herhalde o zaman beynim patlar diyecek. Sen zaten sabah beynini akıtmadın mı, nazarı patlatıp şakacı ya? Ya asıl şimdi Cevdet Bey Esin'e inanırsa ne olacak? Benim de suçum var o ya. Ben bir garip tamirci. Fincecilikten yatıyorum burada. Ay ay, olay örgülerine bak. Arap saçı ya. Senin suçunu söyle izah edeyim Cuma. Ben Esin'in aklını aldım. Sevkat'i onun şerrinden korudum ama sen ona elektroşok vererek onun günahkar aklını geri getirdin. Sonra ben Sevkat'e kurşun döktüm, o patlamayla Esin'in aklını tekrar aldım ve sen o zıkkımıyla onu tedavi etmek istedin. Bu şerre hizmet etmemen için bir kınama cezası. Kes Niko, kes, kes, kes Allah'ım. Beni illa bir şeyden koruyacaksın, yalvarıyorum sana. Esin'in şerri merri önemli değil, şu Niko'nun çenesinden koru ya. Esin, buradasın. Babacığım. Esin'cim. Babacığım. Nasılsın, iyi misin? İyiyim ben. İyiyim babacığım, sen merak etme. Sadece çok özledim seni. Ben de seni çok özledim yavrum. Sen nasıl geldin, niye geldin buraya? Baba, o kadar uzun bir hikaye ki. Eve gidince anlatırım ben sana. Sen de bana şu hamam maceranı anlatırsın. Hiç sorma, neler geldi başıma. Nerede o ergeliler? Nezarethanede. Ben postaladım, çok konuşuyorlardı. Çok iyi yaptın. Çok. Hoş geldiniz Cevdet Bey. Maşallah, pırlanta gibi kızınız var. Öyledir, öyledir benim canım, öyledir.
Ya paramızla rezil oluyoruz Niko ya. Sen sabah kefalet parasını ver, dışarı çık, akşam olmadan tekrar içeri git. Asıl bana koy dersim et. Senin parayı da benim mama ödedi. Kadının parasını yaktın. He yaktın. Sen yaktın asıl. Hadi ben el alemin oğluyum, sen onun öz oğlusun. Hayırsız evlat. Susun biraz be ya. Sıkıldınız mı? Okey takım ister misiniz beyler? Vallahi bizim mahallede ıstaka suç aleti sayılıyor komiserim. Nezarete sokabiliyor muyuz? Varsa ben bir uyku hapı alayım, bu kapçık ağızlar yüzüne uyuyamadım ben be. Hadi iyisiniz, serbestsiniz. Harbi mi kız? Aha, Bahar'ın paralar gitti. Cevdet Uçar geldi, Cevdet Uçar. Bak, gördün mü Niko nasıl vefalı çıktı Cevdet Bey? Sabah annenin kesesiyle kurtulduk, şimdi de benim keseyle kurtardı. Uy. Tamam. Sen niye çıkmıyorsun? Hadi çıksana. Bunlar çıksın, ben biraz kafayı dinleyeceğim. Olmaz. Komiserim git çıkar dedi. Komiserin gelsin, kendi çıkarsın o zaman. 40 yılın başı nezarete düşmüşüz. Boşken biraz tadını çıkarak. Zorla ifadeye gelirdin. Nezaretten çıkmaktın. Madem karakolu çok seviyordun, neden polis olmadın? Ziyaretin kısasını seviyordun ondan. Uzatma o zaman, çık işte. Çıkmıyorum kardeşim. Babanın malı mı? Bura kamu malı. Ben vergimi veriyorum kardeşim. Burada benim istersen yatıya kalma hakkım da var. Üstelik sabaha kadar da zamanım var. Buradayım ben. Çıkmaktan çıkma lan. Seninle mi uğraşacaksın? Kapıyı hafif çek. Ceyran yapmaz. Sokaklar olsun be ya. Al peşte mallarımı. Teşekkür ederim Cevdet Bey. Tekrar bekleriz müessesemize. Çok beklersin, hem gele. Komiserim, Şefkat Yerimdar nezaretten çıkmıyor. Ben de kapıyı açık bırakıp geldim. Vallahi akıl hastanesinde iki gün duramadı. Tapusunu alacak değil ya. Bırakın kalsın daha iyi. Elimin altında olsun. Baş üstüne komiserim. Şefkat. Ne var? Şaka öyle değil, böyle yapılır işte. Benden bu kadar. Kızım, seni bir daha gözüm görmesin. Defol git buradan. Gözükme gözünü. Ben de senin çok meraklın değilim. Babam bekliyor dışarıda, konuşmak istiyormuş seninle. Tamam, çık sen. E hadi beraber gidelim, hadi kalk. Ha Şefkat. Cevdet Bey, gördüğünüz gibi kızınızın aklı başında, sapasağlam. Ve emaneti aynen sizden aldığım gibi size iade ediyorum. Bundan sonra bana uzak, Allah'a yakın olsun, tamam? Şefkat sen ne biçim konuşuyorsun öyle? Bana uzak, Allah'a yakın dediğim benim en değerli hazinem. Kızım, siz aynı mahallede yaşayacaksınız, bir arada olacaksınız diye kızıma göz kulak ol dedi. Ama bu mudur yani itimadımın karşılığı? Vallahi hiç kusura bakmayın Cevdet Bey. Akıl hastanesi, karakol bu nedir ya? Ya şimdi bakın darılmaca, gücenmece yok. Bu nasıl bir baş belasıdır ya? Lütfen alın götürün kızınızı. Ben kendi halinde mütevazı, fakir bir hayat seçmiş bir insanım. Benim gibi adama böyle gönül borcu yüklenir mi? Lütfen. Aa, sen kendini ne sanıyorsun ya? Ben kundaktaki bebek miyim senin bakımına ihtiyaç duyayım? Ben zaten o mahalleye bir daha adımımı bile atmam. Sizde ne haliniz varsa görün. Yürü babacığım, gidelim ya. Hiç yakıştıramadım sana Şevket, hiç. Cevdet Bey. Ya ben öyle demek istemedim, özür dilerim. Ya sizi kırmak istemedim. Ben zaten kırılmış bir adamım evladım. Kanadı kırılmış bir kuş gibiyim şimdi. Sen asıl benden değil de Esin'den özür dilerim. Yok, yok babacığım. Hiç gerek yok öyle özre falan. Zaten artık bir anlamı da yok. Alt tarafı ben bir şaka yaptım size ya. Babamın yanında söylemediğini bırakmadım. Ben neden aklımı kaçırdım sen hatırlıyor musun Şefkat? Çünkü senin öldüğünü sandım. Babam seni bana emanet etti. Ben sana değer verdim ya. Asıl ben senden özür dilerim başına bela olduğum için. Kusura bakma yani. Sen şimdi o özgür tavuklarınla rahat rahat takılırsın evinde. Allah'a emanet ol.
lan Şevva. Oğlum millet dinleniyor dedi seni nezarette. Çay iç. İstemez. Şevkat günün hatırası olarak Cevdet Bey'in peştemalini ister misin? He. Bugünün çok hatırı var da bir hatırası eksik. O kurşunu dökmeyecektin hacı. Üstünde bir parça taşısa. Ulan Özden daha hatunsun lan. Patron! Oo usta hiç beklemiyordum seni. Kim bekliyordun? Noel Baba mı bekliyordun? Kalk lan! İki günde vurulmuş masama. Buyur otur usta. Sağ ol ya. Allah razı olsun. Oğlum paralar nerede? Şey hani alacaklı hani. Hangi alacaklı? Şey vardı yani. Oğlum söylesene. Ben aldım usta. Maaşımı erken çektim. Maaşımı erken çektim. Ulan bu senin babanın pantolon cebi mi? Sıpa! Akıl hastanesindeydin usta. Kolay kolay gelmez. İhtiyacı olmaz dedim. Ne bileyim hemen damlayacağını be. Ulan! Yürü lan! Dur! Ortaları kıracaksın. Sıpa! Bana bak! Ya o gün apar topar çıktık evden. Kusura bakma ikiniz de uyuyordunuz. Hiç uyandırmayayım dedim ya. Senin okuz televizyona çıktı. Artist mi okuz yoksa meşhur mu? Deli gibiydi resmen be. Ya hacı hangimiz deli değiliz ki? Sen gel bizim mahalleye gör. Vallahi bir tane normal adam bulamam ya. Vallahi para dediler. Ben daha çok o yüzden aradım seni. Bizim hanım dedi ki o kızdan hayır gelmez. Götürsün, versin babasına, alsın parasını. Tamam o konu kapandı. Ben kızı babasına teslim ettim zaten. E iyi etmişsin. İyi etmişsin. Parasını da aldın mı babasından? Almadım dayı. Kız emanetti. Götürdüm babasına teslim ettim. Bitti gitti tamam. Tüh senin kafana. Halbuki o parayla ne kızlar bulurdun sen? Pascal, Numa neyin olur senin? Televizyonda adını söylüyordu. Pascal benim tez oğlum. Yani benim anne tarafı Afrikalı. Yani neyse hadi ben çok şey yapmayayım. Ya iyiydik böyle oturuyorduk. Ben kalkayım, kalkayım. Sağ ol, Allah razı olsun. Hadi, Allah'a emanet. E hadi güle güle. Miko! Miko! Muhtar! Çık dışarı oğlum, uyku tutmadı. Adam lazım. Aa, Şevkat. Uyku tutmadıysa ben geleyim. Git. Miko gelsin. Miko! Ne var Şevkat? Ne bağırıyorsun? Uyuyamadıysan Rabbena'yı oku. Ben senin canını okuyacağım canına. Gel sen şöyle gel. Bekle geliyorum. Neye takıyorsun oğlum? Ha? Esin kafayı üşüttü gitti getirdik. Cuma elektriği şok verdi tamam. Biz Esin'e şaka yaptık, Esin bize şaka yaptı. Bitti. Hem de karakolda bitti ulan. Sana öyle geliyor. Kız bir daha adım atmam buraya diyor. Ne haber? Aa tamam işte ya yeter artık. Kızın aklı başına geldi. Daha ne istiyorsun? Sen de git yat evine uyu. Nasıl uyu? Gözüme uyku mu girer benim? Ya kızın bir tane hatırası kalmış. Gelmiş buraya kızı küstürdük ya. Ben şimdi gideyim o evde nasıl uyuyayım ya? Vallahi kafamda davullar çalıyor ya. Şevkat bu gece gel koynumla uyu. Bırak arkadaş. Ben anlamam. Benim gözüme uyku girmiyorsa sen de uyumayacaksın. Gideceğiz sahilde çay içeceğiz. Fatih. Yok gitmeyin çocuğum. Siz şimdi bahçede oturun. Ben size çok güzel çay demleyeceğim. Hadi buyur. Telepatik psikopat arıyor. İyi oldu tam bu sinirin üstüne stres topu gibi geldi. Dur bakayım. Hayırdır lan bu saatte? Yumurta mı istiyorsun? Şevkat! Meşhur oldun ya lan. Ha? Televizyonlar, televizyonlar meşhur oldun ha. Ha? Oğlum kara kaşına kara gözüne geldim lan. Ha? İmza istiyorum. Tabii tabii olur. Nerene istiyorsun imzayı? Kaşına, gözüne? Yumurtaya. Yumurtaya imza istiyorum oğlum. Tabii tabii emrin olur. Ben hemen gazlı kalemle imzalarım yumurtayı. Sonra da kabuğuyla yuttururum sana onu. Bana bak yanına Don Fanina filan al. Tıpırhaneden kaçmışsın. Ona göre Don Fanina filan al lazım olur. Oğlum kamyonlarına seni paketleyip götüreceğiz lan. Gel lan. Gel lan. Gel Balat'tayım gel. Gel çay içeriz. Sahildeyim. Gel bekliyorum hadi. Sen ne işin var oğlum benim sahilde? Manitan mıyım lan ben senin ha? Ne çay içeceğim seninle? Korumat konum. Benim canımı sıkma. Yok mu şöyle iyi kötü bir akıllı telefonun? Pis fakir. Korumat. Var mı sıkıntı? Pis fakir dedi la. Şu an bir konum at Niko. Konum at şuna. Atma atma Niko atma. Atma. Ona uyma sen. Mama. Kısmetten çıkınca uçkur her yerden çözülür.
Aferin Maniko. Vallahi 40 yılın başı acayip şekilli laf ettin ha. Helal olsun. Aşk olsun. At bunu, at bunu. Geldi lan konum. He. Yakınmış oğlum. Ne güzel abi. Yürüsek mi? Yok baba, arabayla. İyi, aç oldu bakalım. Yakın şurası. Sırtlan. Gel, gel. Hayırlı akşamlar. Bu kadar mısınız? Yetmez mi? Aile ortamı olduğunu niye söylemediniz lan? Yok, burası zaten bizim aile salonu. İstiyorsan sokağa geçek. Orası serbest. Bendeyiz. Ne diyecek lan? Kız nerede kız? Hangi kız? 250.000 liralık kız. Sen biliyorsun da. Akıllı ol. Kız babasının yanında. Babasının yanında. Sen mi teslim ettin babasını? Oğlum ne akıllı adamsın lan sen. He? O yüzden mi tıpır araya girdin? Plana bak. He? Şevkat. Bence uzatma dalalım. Sana ne lan? Bana ne lan? Doğru. Beni kızı ilgilendirmez. Onun babasının paraları ilgilendirir. Paralar nerede? Paralar. Ha? Ne yaptın 250'yi? Pascal'la diskoda ezdik. Pascal'la. Oh, sefam olsun efendim. Pascal'la diskoda ezdiniz. Paraları çatır çatır yediniz. Alemlere daldınız. Ama bu kardeşini çağırmadınız. Çok güzendim. Acayip güzendim. Buraya imza almaya gelmiştim ama artık imza vermem gerekiyor değil mi? He? İndir lan silah. İndirin lan silahları, indirin. Prensese gelmesin. Ne prensesi lan? Senin kafanı, gözünü yararım. Tamam mı? Şevkat'in kısmetine mani olma. Alayım. Ah, anneniz herhalde. Ne o, benzetemedin mi? Olur canım. Bilakis neşesi, güzelliği, ailesiz. Öpeyim efendim, öpeyim teyzeci. Beyler. Tamam, tamam. Marika abla. Kalk, kalk. Çok şey yapınca bayılıyor, bayılıyor. Tabii kızgınlar. Kızıyorsunuz tabii. Bu saate geldim lan. Efendim, ben daha sonra tekrar geleyim. O zaman geleyim, elinizi öpeyim efendim. İyi akşamlar. Gidin lan siz. Arabaya bin hadi. Oh. Efendim, benim adım Şefik. Çok memnun oldum, gerçekten çok memnun oldum. En kısa zamanda geleceğim. Tekrar konuşmak ve görüşmek dileğiyle. Gel gel dükkana da gel. Bak terlik çeşitlerini de görürsün. Olur tabii. Dükkana da gelirim. Çok teşekkür ederim efendim. Kesin geleceğim dükkana da. Hayırlı akşamlar. Kebapçı. Silahımı unutma. Hayır ya. Tabancalar var değil mi? İşte böyle olunca hani ben de unuttum onu ya. Kaç tane yumurta istiyorsun bu hafta? Artık istediğin kadar getirebilirsin lan. Bana bak. Bir daha elinde silah görmeyeyim. Yoksa onunla sana yaparım. O ne lan? Git internetten bak. Akıllı telefonun internetine gir. Oradan bak. Tamam. Müşteri sonuçta tabii. Tabii bu oğlan biraz salak salak. Cuma, hadi abi, hadi abi. Tamam geliyoruz be. Acele. Dükkanı kapıyorum. Selo, gel abi. Geldim baba. Gel. Adam pişti olduk biz be ya. Güzel. Hadi bakalım. Hadi kapat. Kapat. Cuma usta, dükkan galiba açık kalmış ya. Gel abi. Bagajı var, gel. Yes. En son 1980'de babamla pikniğe giderken böyle bagaja oturmuştum. Vay o akşam. Canılar var yoksa. Şefkat gel. Yapacağız başka. Allah Allah. Hadi siz şey yapın. Hadi. 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 Şimdi
Şöyle biz dün gece sabaha kadar uyuyamadık. Ya hep beraber oturduk, çay içtik. Ya dostluğun güzel tarafı da bu. Hani mutluluğumuzda da kederimizde de bir aradayız. Ama biz istedik ki Esin de bizle olsaydı. Yani o da bizle geceyi geçirseydi. Çünkü biz kusurlarımızı gece gibi örtmesini iyi biliriz. Ve eğer şimdi bizi affederseniz... bize güneş doğacak. Ben İstanbul'a o evde yaşamak için, çarşıya sanat galerisi açmak için gelmedim. Ben buraya çocukluğuma geri dönebilmek için geldim. Ama siz hepiniz birlik olup o evi bana zehir ettiniz. Artık ne anlamı var ki? Ben Paris'e geri dönüyorum. Siz de evlerinizde, mahallenizde güle güle oturun artık. Seni duydunuz. Sizi affetmiyor. Ben size en değerli varlığımı emanet ettim. Ama siz ne yaptınız? Onu dalından kopardınız. Hediyelerinizi de alın. Sizi hatırlatan hiçbir şeyi Esin görmek istemiyorum. Gidebilirsiniz. Şevkat nereye lan? Durun bir dakika beyefendi. Şevkat bir dakika nereye gidiyorsun? Ben sana Esin, rahat bırak demedim mi? Esin. Aç. Aç kapıyı Esin, konuşmamız Şevkat, lazım lütfen. Şevkat. Ben mahallede son sözümü söylemedim. Esin sizi affetmezse hepinizi bu mahalleden kovarım demedim mi? Tıpkı buradan kovduğum gibi. Hadi sen de şimdi çık git buradan efendi, efendi. Gideriz Cevdet Bey. Hepimiz gideriz. Tıpkı buradan gittiğimiz gibi sessiz, sedasız gideriz. Baba. Sen... onları affetmezsen mahalleden kovacağını mı söyledin? Evet kızım, sen hastanedeydin. Aynen böyle söyledim. Peki gerçekten kovacak mısın? Gel şimdi gel bir kahve içelim de konuşuruz bunları sonra. İsmail, sihirli lambayı dükkana koyarız artık. Dekoratif amaçlı ve ne olursa da satarız be ya. Ha, koyarsın. Cevdet Bey amca hepimizi komple semtten kovmazsa koyarsın. Sahibi de o var değil mi? Hadi abi hadi. Binin şu arabaya bir an önce çekip gidelim şuradan hadi. Ne konuştunuz Cevdet Bey'le? Maddiyat konuştuk. Alman ligini oynama çok sürpriz oluyor dedim. Hadi abi hadi. Hadi İsmail gidelim. Yavaş yavaş hadi bak. Ne olursa ne yaptınız? Ne olacak? Her zamanki gibi daha beter oldu tabii. Hop 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 bir dakika dağılmayın dağılmayın. Bir kahvede bir 5 dakika konuşacağım sizin. Hadi. Ya Şevkat ne oldu ya? Cevdet Bey beni sordu mu? Sen gelmedin diye çok gücendi ya adam. Hepimizi evden kovdu. Git de bir gönlünü al hadi.
Nerede mi oturacağız? Geç geç gel, içeri gel. Yağmur yağacak birazdan. Evet millet, pamuk eller cebe. Esin gitmeden evini dayayıp döşeyeceğiz. Hoppala bacan, malgara geçen. Cevdet bizi kovacak, biz Esin'i eve mi kuracağız? Gerizekalı mıyız oğlum biz? Oğlum o ayrı, o ayrı. Cevdet Bey'le alakası yok. Biz bunu Esin için yapacağız. Ne olacak o zaman? Esin ev kurmaya üşendiği için mi gitmeye karar verdi sanki? Ben orada durmam diyor. Ya abi biz ev kuralım da artık kendi oturur, oturmaz kendi bileceği iş yani. Biliyorsun Şevkat, bende hiç para yok. İyi, badana boya yaparsın sen de. Ben de ampulleri takarım, o zaman tesisat işlerine bakarım. Vallahi bende de hiç para yok Şevkat. Ya oğlum, bir ev kaç paraya kuruluyor sen biliyor musun ya? Oğlum ben nereden bileyim, muhasebeci miyim lan? Kuracağız, bakacağız işte. Maliyet çıkar zaten en sonunda. Sonuçta sosyetik kız bu be ya. İkinci el eşyaları beğenecek mi Okan? Vallahi ben de evi köpük köpük yıkarım böyle, mis gibi. Hamam gibi kokar. Yasin Hanım oturmak istemezse biz tezenelen evlenir yerleşiriz demiş Şevkat. Yerleştireceğim ıstakayı kafana ya. Sen kızı istedin mi ki? Haydi istedin. O cadı anası sana verecek mi ki kızı? Neyse ben arabayı satmaya gidiyorum. Marika abla sen paraları toplarsın. Aa. Muhtar sen de organizasyon yap bari, bir işe ara. Selametle git Şevo. Selami kardeşi nerede, ayın burada? Eyvallah kardeş. Sakın. Allah'ın seviyorsan ağzını açma Nikol. Arkanı dön, çeneni kapat, sus. Dil susar kalp susmaz. Mevlam hepsini duyar. La bu bebede de var, yemin ediyorum var ya. Tutamıyor ya, buralardan böyle akıyor ya. Püh sana. Sana püh. Marika abla, çok uğraştın mı abla? Babasına benziyor. Ay Niko. Kalktım lan dur. Oğlum çıkar. Dur. Lan. Oğlum dikkat etsene. La insan bir sağa soluna bakar. Bura ana cadde. Ne biçim çıkış yapıyorsun? O biçim çıkıyorum oğlum. Ne olmuş? Bak şimdi hatalı çıkış yaptın. Bana da hatalı çıkış yapma. Yapıyorum lan. Hatalı matalı her türlü yapıyorum. Benim modelim böyle. Belli sen anandan da hatalı çıkmışsın. Konuşma lan. Bir de arabadan çıkarsan fena olur. O elini indir. İndirmiyorum lan elimi. El de benim, kol da benim. İstediğim gibi sallarım. O bileğini ben bir kırarım senin. O zaman görürüz nasıl sallıyorsun. Yeri git lan. Elimde kalacaksın. Hadi bakalım kim kimin elinde kalıyor görelim. Kusura bakma la kapı koptu. Olsun olsun ziyanı yok. Ben yenisini taktırırım. Yok yok gerek yok. Gel şunu beraber biz takalım. Gel. Kalsın kalsın. Lan olur mu? Nereden baksan 1000-1500 kağıt para. Al bari bagajına koy da götürürsün. Gel hadi gel. Ya bırak kardeşim ya. Bırak da gideyim. Bak polisi çağırırım ha. Çağır lan. Çağırmazsan adam değilsin. Amirim ben size geri dönüş sağlayacağım. Tamam anlaşıldım. Bravo kardeş. Mükemmel bir vuruş. Ön taraf eksikti, orası da tamamlandı. Vallahi nişan alıp ateş etsen bu kadar olmaz yani. Harika bir vuruş. Üniformanın hakkını verdim, bravo. Ya kusura bakma hemşerim, amir fırça atıyordu telsizde, arabanı görmedim. Ha, ben zaten bizim millette kabahatli adam görmedim. Hep başkasında kabahat. Ver, hatta ben de amirine senin fırça atayım. Kardeşim tamam, kusura bakma diyorum. Sana izah ediyorum. Kabahat bende. Bile bile çarpmadım arabana. Kardeşim ister bilerek çarp, ister bilmeyerek çarp. Zaten arkadan vurdun. 8'de 8 kabahat sende. Yok ya, bana mı öğreteceksin lan? Hem burası park yeri mi? Ne yapıyorsunuz burada? Seni bekliyorduk. Ha, bu şekilde değil tabii. Ya o kadar da sert çarpmadım. Ne biçim göçmüş bu ya? Yok yok. Bunların hepsi senden değil. Bu hafta bu 5. oldu benim. Yok artık. Tabii canım ben 5'te şaşmam. Peder Bey 5 kardeşi çaka çaka öğretti bize 5'e kadar saymasını. Bu 5. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.